Elbette Android cihazlarımızda bir takım optimizasyonlar yaparak şarj süremizi 2 hatta 3 katına kadar çıkartabiliyoruz. Ne gibi ayarlar bunlar? Örneğin kullanmadığımız zaman hücre datanın, hücre verisinin kapatılması ya da Wi-Fi bağlantısının, GPS bağlantısının, navigasyon bağlantısının kapatılması gibi optimizasyonlarla, değişikliklerle cihazımızın şarj süresini 2 hatta 3 katına çıkarmamız mümkün. Aynı zamanda Android cihazlarda bilindiği üzere dokunmatik cihazlar olduğu için ekran boyutları fazlasıyla büyük. O yüzden ekran parlaklığı ayarlarınızı ideal düzeylerde tutmanız hem cihazınızın şarj süresi hem de göz sağlığınız için iyi olacaktır. Saydığımız fiziksel etmenlerin yanında arka plan uygulamaları da şarj süresini ciddi anlamda etkilemektedir. Bu yüzden kullanmadığımız arka plan uygulamalarını mümkün olduğunca kapatmamız gerekiyor. Bir takım uygulamalar vardır şarj süresini optimize edecek, en azından optimize ettiği söylenen bir takım uygulamalar vardır. Pek fazla faydaları olduğu düşünülmemektedir. Şarj süresini etkileyen geri kalan etmenler de elbette sizin kullanımınızla alakalı. Telefonunuzun beklemedeki şarjı ile, şarj süresi ile telefon görüşmesindeki oyun oynarken ya da multimedya izlerkenki şarj süresi aynı olmayacaktır.